بَابُ الْجَنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ اَيَقُومُونَ لَهَا اَمْلَا. Bu bab neyin babıdır? El-cenazetü temurru. Cenaze yürüyor. Bir kavmi cemaatle beraber almışlar cenazeyi, cemaat götürüyorlar. Sen tesadüf ettin, oturuyorsun. Cenaze geldi, önünden geçiyor. اَيَقُومُونَ لَهَا. O cenazeye kalkarlar mı? Oturan adamlar. اَمْلَا. Kalkmazlar mı? Bu da başka bir mesele. Mesela biz bir yerde oturuyoruz, bir cenaze getirdiler. O oturanlar kalksın mı, kalkmasın mı? Burada da iki mezhep var. Her iki tarafın rivayetlerini burada zikredecek. Haddesena Ali İbn-i Mâbet. Ebân ebn-i Osman, Hazreti Osman'ın oğlu Ebân. Merret bihi cenaze. Murret yürüldü bihi anında. Merreten burada merret olur. Merret bihi cenazetun. Ona bir cenaze mürur etti. Fekâme lehâ. O cenazenin mürûrü için ayağı kalktı. Ayağı kalktı cenaze geçinceye kadar. Şimdi bu Hazreti Osman'ın oğlu Eba'nın yapmış olduğu bir iş. Evet, tabiinden bir zat. Haddesena Yezid, kâle haddesena Duhaymun, kâle haddesena Sa'id ibn Meslemete ibn Hişam ibn Abdülmelik, an İsmail ibn Ümeyye, fezekere bi isnadihi mislehu. Yine bu hadisi şerifi Yezid rivayet eyledi. Evet. İlla ennehu kâle, yalnız bu rivayette, sonki rivayette dedi ki, Ra'yitu Osman'a radıyallahu anh yef'al zâlim. Hazreti Osman'ı böyle işlediğini gördüm. Kim diyor? Hazreti Osman'ın oğlu Eban. Eban cenazeyi gördü, ayağa kalktı. Ve diyor ki, ben babamı, Osman'ı gördüm, cenaze geçtiği vakitte ayağa kalkıyordu, ben de onun için kalktım. Demek ki, Eban kimden rivayet ediyor bunu? Babası Hazreti Osman'dan. Ve ehbereni, yani Hazreti Osman, o Osman demiş ki, bana haber verdi. Eban diyor ki, babam Osman bana haber verdi ki, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, يَفْعَلُ ذَٰلِكَ bunu böyle işlerdi. Demek Eban cenazeyi gördüğü vakitte ayağa kalktı ve dedi ki babam Osman böyle yapardı. Yine haber vermiş, Hazreti Osman ona haber vermiş ki Resulullah Efendimiz de böyle yapardı. Şu halde hadis ne oldu? Merfu oldu. Peygamber Efendimiz'e kadar isnat edildi. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَازِنُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ En Amir ibn-i Rabia'te enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kar. Amir ibn-i Rabia dediler ki, Peygamber Efendimiz buyurdular. İzâ rayitümül cenazete, cenazeyi gördüğünüz vakitte fekûmû kıyam ediniz. Zaha cenazeye. Hatta tuda'a. Kıyam ediniz ta onu götürüp kabrine koyuncaya kadar. Ev tuhallifekûm. Eğer siz cenazeyle beraber gidersinizse cenazeyi yerine koyuncaya kadar ayakta durunuz. Ev tuhallifeküm yahut da o gider, siz bakarsınız ta sizi geride bırakıncaya kadar ayakta durunuz. Eğer cenazeye gitmezsinizse cenazeyi götürüyorlar. Sen de gitmeyeceksen ta bakacaksan. Götürecekler, gözden gayb oluncaya kadar ayakta duracaksın. Şimdi bu evvelce getirdi. Hazreti Osman'dan rivayet, Peygamber Efendimiz böyle yaptı dedi. Fakat burada Amir ibn-i Rabia hadisin kendisini zikretti. Peygamber Efendimiz böyle emretmiş. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena İbrahim ibn-i Ebil Vezir kâle haddesena Süfyanu fezekere bi-isnâdihi mislehu. Süfyan-ı Sevri de bunu zikreyledi. Ebu Bekret'e rivayet. Haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle haddesena Esher ibn-i Sa'd-i Semman عن ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر ابن ربيعة كان عامر ابن ربيعة روايته الذي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر diyor ki Peygamber Efendimiz bana emrettiler اذا رأيت جنازة bir cenazeyi gördüğün vakitte fekum sen ayağa kalk. Evet. Yalnız yukarıdaki hadis-i şerif daha izahlı. Ayağa kalk hemen otur mu? Yukarıdaki hadis-i şerifte diyor ki, hayır, ta bakacaksın, gözünden gayb oluncaya kadar artık o cenaze gider, seni geride bırakır. Yok, cenazeyle beraber gidersen ise cenazeyi götürürler, tam orada yere korlar, omuzlarından indirirler,
Bu vakıta kadar ayakta kal. Bu vakıtta artık oturabilirsin. Haddesena Rabi'ul Mezzin. Yok ha. Haddesena Ebu Bekret'e. Kale haddesena Hüseyin ibn-i Mehdi'yi. Kale haddesena Abdurrezzak. Abdurrazik. Kale ahbereni İbn-i Cüreyc. Kale ahbereni İbn-i Şihab. Kale ahbereni Salimun an Nafi'in an İbn-i Umar'a radiyallahu anhuma. An Amir İbn-i Rabi'ate. An İl-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale. Amir İbn-i Rabi'a'dan yukarı hadis-i şerifi zikreyledi. Fakat bu da başka bir senetle zikrediyor. İbarede fark var. Kale Amir dedi ki İzâ ra'eytümül cenazete. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki siz cenazeyi gördüğünüz vakitte fekûmû kıyam ediniz. Daha cenazeye hatta tuğba, hatta o kabrine konula ev tuhallifeküm yahut da sizi geride bırakmış olur. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أين بو حديث شريف هنا عامر ابن ربيعة ربيع المازن روايته الذي demek ki bu hadis şerifi bak kaç tanesi rivayet eyledi Amr ibn-i Rabia'dan. Rabi'ul Mezin 1, Ebu Bekre 2, Yezid ibn-i Sinan 3, yine Ebu Bekre 4, yine Rabi'ul Mezin 5. Haddesena Rabi'ul Mezin kâle haddesena Esed kâle haddesena Leysu en Nafi'in an İbn-i Ömer an Amir ibn-i Rabia an Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem nehlehu. Haddesena Yezid ibn-i Sinan ve Mübeşşir ibn-i Hasan. İki zat İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemişler. Kimler? Kâle haddesena Ebu Abdirrahman'il Mukri. Ebu Abdirrahman'il Mukri'den rivayet eylemişler. Kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Eyyub. Kâle haddeseni Rabi'atü ibn Seyfil Ma'afiri. En Ebi Abdirrahman, en Abdillah ibn Amri. Ennehu kâle. Abdullah ibn Amri ibn Las rivayet ona dayanıyor. O diyor ki, سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bir adam Peygamber Efendimiz'e sordu. فَقَالَ dedi ki, ya Resulallah, تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ Bir kafirin cinazesi, cinazetül kafir. O yürüdüğü vakitte فَنَقُومُ لَهَا Biz o kafirin cenazesine kıyam edelim mi? قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki, نَعَمْ قِيَامْ edin. فَإِنَّكُمْ siz لَسْتُمْ تَقُومُونَ Siz kıyam eder olmadınız. Zaha o kafirin cenazesine. اِنَّمَا تَقُومُونَ Siz kıyam edersiniz. اَعْزَامًا تَعْزِيم için. لِلَّذ۪ي şul bir şahsi ki يَقْبِدُ النُّفُوس Nüfusları kabz eder. Sizin kıyamınız o ölü olan kafire değil. Onun ruhunu kabz edene tazim için. Onun ruhunu hakikaten kabz eden Hazreti Allah. Fakat mecazen kabz eden Hazreti Azrail. Eğer o sen kıyamı yaptın, ya Allah için hakikaten öldüren Cenab-ı Hak ona, yahut da Azrail Aleyhisselam'a, ikisine de şumur olabilir. Yoksa kafirin cenazesini değil. Şu halde bir kafirin cenazesini görsek bile kıyam edeceğiz. Fakat neyi niyet edeceğiz? Allah'ı yahut da Azrail Aleyhisselam'ı. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة إمام التحاوية ابن مرزوق بده وهب بن جرير رواية إلمشلر كمدن شعبة ودا عن عمر بن مرة ودا عن ابن أبي ليلى قال ابن أبي ليلى dedi قعد سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة Sehr ibn-i Huneyf, Gays ibn-i Sa'd, ikisi de Ashab-ı Kiram'dan. Bunlar oturdular, bil kadisiyeti kadisiyede. فَمُرَّ عَلَيْهِمَا Onlar üzerine geldi, bir cenazetin bir cenazeyle gelindi. فَقَامَ kıyam ettiler, ikisi de ayağa kalktılar. فَقِيلَ لَهُمَا Onlara denildi ki, اِنَّهُ bu cenaze min اَهْلِ الْاَرْضِ Bu yerin ehalisindendir. Ey mecusiyyü mecusidir, oralar mecusiydi ya, yani bizim cemaatten değil. Bu yerli halkın, yani mecusilerden. Fakal onlar dediler ki inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz murre aleyhi bi cenazetin bir cenaze onun önünden geçirildi de fekame kıyam eyledi. Fekile lehu Rasulullah Efendimiz'e denildi ki innehu yehudiyyün. Ya Rasulullah bu Yahudidir.
Fekale dedi ki eleyse meyyiten, ölmüş değil midir? Eveleyse nefsen, bu da bir nefis değil midir? Beni Adem'den değil midir? Yani bu da beni Adem'den idi. Bunun ruhunu Allah-u Teala kabz etti. Binaenaleyh bu itibarla ben kalkıyorum. Bak bu da bir nefistir, ölmüştür. Yani küfrüne şey değil de, tazim değil de Allah-u Teala'nın beşer üzerine tekdir etmiş olduğu ölüm var. Ha, işte onun için bir yer bulunuyor. Haddesena Rabi'ul Mâzinun kâle haddesena Esedun kâle haddesena İbn-i Lehi'a an Ebi Zübeyr an Câbirin radıyallahu anhu kâl kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o Yahudinin cenazesine kıyam etti ve men me'ahu onunla beraber olanlar da kıyam ettiler li cenazetin bir cenazeye kıyam ettiler hatta tevâret gözden gâib oluncaya kadar ayakta durdular. Tevaret, ey gâbet anil basar ve steteret anil nazar. Bunun manasını da orada almış. Sonra Kadisiye'de meşhur Arapların Acem ordusunu mağlup ettikleri yer. Ki Irak'ta meşhur Kadisiye. İşte oradaki o harpte Hazreti Sa'd ibn Ebi Vakkas kumandan idi. 3 gün 3 gece harp devam etti. Durmaksızın. 3 gün 3 gece devam etti. Acemler adamlarını 60-70 kişi zincirlerinden bağlamıştılar ki kaçmasın. Birisi, beşi ölse bile öteki bağlı kaçamayacak. Yani dursun sebat etsinler. Fakat Müslümanların önünde dayanamadılar. Hepsi mahvoldu orada. Kadisiye meşhur. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Müslim ibn İbrahim kâle haddesena Eban ha ve haddesena İbn Ebi Davud kâle haddesena Musa ibn İsmail kâle haddesena Ebanu عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حضرتي جابر buyurdular ki بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم biz bir aralık Peygamber Efendimizle beraber idik iz merret aleyhi cenaze bir cenaze oradan yürüdü geçti fekumna biz ayağa kalktık linehmilaha o cenazenin altına girelim de biz de bir parçayı götürelim, yüklenelim. Feizen cenazeti Yahudiyin ev Yahudiye. Bir de baktık ki bir erkek yahut da kadın Yahudiymiş. Yani Yahudi cemaatindenmiş. Fekulna ya Nebiyyallah. Vakıtta biz dedik ki ya Resulallah inneha cenazetu Yahudiyin ev Yahudiye. Bu Müslüman cenazesi değilmiş. Yahudi cenazesi ama ya erkek ya kadın. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki innel mevte feza. Ölüm fezadır. Feza edilecek bir şeydir. Korkulacak bir şeydir. Fe izâ reytumul cenaze. Cenazeyi gördüğünüz vakitte fekûmû kalkın. Yani o kafire hürmeten değil. Ölüm, ölümü hatırlayın de bu bir korkulacak bir şeydir. Ona kıyam edin. Ya Rabbi biz göreceğiz. O ölmüş de biz kurtaracak mıyız? İşte bu manayı düşünerek siz de kıyam edin. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى فذكر بإسناده مثله إمام أوزاعي'den bu hadis-i şerifi aynen böyle rivayet ediyorlar. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حضرت أبو سعيد الخدري buyurdular ki مر على مروان مروان بن حكم üzerine geçirildi yani onun önünden geçirdiler bir cenazetin bir cenazeyi cenazeyi geçirdiler felem yakum kıyam etmedi fekale Ebu Said el-Hudri dedi ki inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mürre aleyhi bir cenaze onun önünden geçirdiler de fekame kıyam etti Ebu Said el-Hudri Mervani'yi ikaz etti yani sen kalkmıyorsun halbuki Resulullah Efendimiz cenazeyi gördü mü kıyam etmişti. Bunu duyunca fekâme Mervan. Mervan hemen ayağa kalktı. Madem Resulullah Efendimiz kıyam etmiş, o da kıyam etti. Haddesene ibn-i Merzûk, kâle haddesene vehbün en şâbete en Süheyl ibn-i Ebi Salih, en ebihi en Ebi Sa'idin radıyallahu anhü anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Sa'idin Hudri'den rivayet ediyor. Kâle, zâ râitümüz cenâze. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurmuşlar ki, biz cenazeyi gördüğümüz vakıtta, fekûmû siz kıyam ediniz.
فَمَنْ تَبِعَهَا Her kim cenazeye tabi olursa فَلَا يَقُدْ Oturmasın حَتَّى تُوْدَعْ Hatta o yere konuluncaya kadar, omuzlarından indirinceye kadar oturmasın. Onu götürüp kabrine koysunlar. Artık tuda'dan murat, kabrine koyuluncaya kadar mi, yoksa omuzlarından yere koyuncaya kadar mi, onu izah etmiyor. Fakat anlaşılıyor ki yani kabrine koyuncaya kadar, tuda yani yerine, kabrine konuluncaya kadar oturmasınlar. Eğer cenazeye tabi olursa, yok cenazeye tabi olmazsa ayakta duracak gözden kayboluncaya kadar. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين بو حديث الشريف محمد بن خزيمة رواية ديور حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى حا وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثنا أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت أبو هريرة diyorlar ki رسول الله Efendimiz buyurdular إذا صلى أحدكم على جنازة sizden biriniz cenaze namazını kılarsa وَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا Onunla beraber gitmezse فَلْيَقُمْ Ayakta dursun حَتَّى تَغِيبَ عَنْهُ Hatta cenaze ondan gayb olsun. Onun gözü görmeyecek yere geçsin. وَاِنْ مَشَى مَعَهَا Yok cenazeyle beraber giderse فَلَا يَقُدْ Oturmasın حَتَّى تُرْدَ O yerine konulmadıkça oturmasın. وَعَلَى أَبُوْ جَافَرْ İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir takım cemaat sahibi oldular ila hazil asar bu rivayetlere tabi oldular ve bu yola gittiler. Fettebeuha ve cealuha asla bu eserlere tabi oldular ve bunu kaide kıldılar. Ve kelleduha bunu teklid ettiler ve emeru emrettiler. Men merret bihi cenazetün. Cenaze önünden geçen adamı emrettiler ki en yekume leha. Cenazeyi gördü mü ayağa kalksın hatta tetevara anhu hatta cenaze ondan gayb oluncaya kadar ve men meşa bir adama da emrettiler ki meşa yürüdü naha cenaze ile beraber ne emrettiler en la yakude oturmaya hatta tuda hatta kabrine konuluncaya kadar oturmaya bu bir mezhep oldu ve halefehum fi zalike aferun Bu birinci mezhebe sahip olanlara muhalefet etti. Aferun diğer alimler. Fekalu bu ikinci mezhebe sahip olanlar dediler ki Leyse olmadı. Alamen bir kimse üzerine vacip olmadı ki merret bihi cenazetün. Ona bir cenaze geldi. Önünden geçti. Onun için olmadı. En yekûme kıyamede leha cenazeye. Velimen Bir kimse içinde olmadı ki tebiaha cenazeye tabi oldu. En yeclise otura ve in lem tuda. İstersen onu kabrine koymasalar. Velimen o yukarıya müteallik değil, liseye değil. Velimen bir kimse için oldu ki tebiaha cenazeye tabi oldu. Cenazeye tabi olan için de caizdir. En yeclise oturmak ve in lem tuda cenaze. Lehte konulmasa bile oturması caizdir. Dün okuduğumuz derste birçok hadisi şerifler getirdi, rivayetler getirdi ki cenazeye geldi mi? İster Müslim bir adamın cenazesi olsun, ister Yahudi olsun, ister Nesrani olsun, kıyam ediniz diye. Hadisler getirdi, rivayetler getirdi. Bu mesele zahir olanlar dediler ki cenaze geldi mi bir adam otururken cenazeyi gördü mü o cenaze Müslüm olsun kafir olsun ayağa kalkması vaciptir. Sonra cenazeye tabi olur giderse cenazeyi lehtine kabrine koyuncaya kadar oturmak caiz değildir. Dünkü okuduğumuz mesele delilleriyle beraber hulâse hükmü buydu. Bugünkü okuyacağımız mezhep, ikinci mezhep sahibi ki bunlar diyorlar ki hayır. Cenazeyi gördüğün gibi kalkmayacaksan, oturacaksan. Kalkmak vacip değil.
cenazeyle beraber giden adamlar da cenazeyi lehve koymazdan evvel oturabilirler, caizdir. Peki dün okuduğumuz rivayetlere karşı, bugün de onlara karşı cevap vermek üzere birçok rivayetler getiriyor. Ve galu, bu ikinci mezhebe sahip olanlar dediler ki, emma kıyamun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, birinci mezhebin sahipleri delil getirdiler ki, Peygamber Efendimiz bir Yahudinin cenazesine de kıyam etti. Ona gelince diyor, Peygamber Efendimiz Yahudinin cenazesine kıyam etti, cenazetil Yahudi. Yahudinin cenazesine kıyamı fil hadisillezî revâhu, ol bir hadisteki onu rivayet eyledi Kays ibn-i Sa'din ve Sehl ibn-i Huneyf. Kays ibn-i Sa'd ile Sehl ibn-i Huneyf Kadisiye'deydiler. Orada bir cenaze geldi, onlar kıyam ettiler. Sonra dediler ki, bu buranın halkından bir adam, yani Mecusi, Müslüman değil. Dediler ki, Mecusi olsa bile kıyam lazımdır çünkü Resulullah Efendimiz'i böyle gördük. Şimdi bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Yahudinin cenazesine kıyamını delil ittihaz etti birinci mezhep sahipleri. Bu ikinci mezhep sahipleri bunlara cevap veriyor. Diyor ki, Peygamber Efendimiz'in o Yahudinin cenazesine kıyam etmesi, fe inne zalik, o kıyam lem yekun olmadı minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz'den olmadı. Ne için olmadı? لَاَنَّ مِنْ حُكْمِ الْجَنَائِزِ cenazelerin hükmündendir ki en yukame leha, ona kıyam edile. Bunun için olmadı. Cenazenin hakkıdır ki ona kıyam edesin. Bunun için mi kıyam etti? Yok. Ya ne için? وَلَاكِنْ لِمَعْنَنْ bir mana için Peygamber Efendimiz kıyam etti. Öyle mana ki غَيْرِ zalik. Bunun gayrisi. Cenazenin hakkındandır kıyam etmek bu manaya değil. Başka bir maksetle Peygamber Efendimiz kıyam etti. O makset nedir? Makseti izah etmek lazım. Ve onu da nakl ile ispat etmek lazım. وَزَكَرُوا bu ikinci mezhep sahipleri zikrettiler. فِيْزَالِكْ bu mesele hakkında, yani Resulullah Efendimiz'in kıyamı başka bir maksetle oldu. Bunu ispat için zikrettiler. مَاشُولْ bir hadisi ki حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. İbn-i Merzuk قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت محمد بن عمر يحدث عن الحسن وابن عباس رضي الله عنهما. محمد بن عمر حسن بسريجان وعبد الله بن عباسdan işitmiş ki, ev an ahadima, her ikisinden işitmiş yahut birisinden işitmiş ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz merret bihi, ona yürüdü, cenazetün bir cenaze getirdiler, onun önünden geçti. Merret bihi cenazetü Yahudiyin, bir Yahudinin cenazesi, Peygamber Efendimiz otururken gelmiş geçmiş. Fekâme, Resulullah Efendimiz kıyam etti, leha, o cenazeyi gördüğü gibi kıyam etti. Ve kâle, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, azâni, bana eziyet verdi. Rihuha, bu cenazenin kötü kokusu. Ha demek Resulullah Efendimiz o cenazeye hürmeten kıyam etmemiş. O cenazeden bir kötü koku çıkmış. O kötü kokudan eziyet duymuş Resulullah Efendimiz. Onun için oradan kalkmış. Kokusu eziyet vermesin diye. Şimdi öteki Kays ibn-i Sa'd ile Sehl ibn-i Huneyf bunu rivayet etmediler. Koku meselesini getirmediler. Resulullah Efendimiz'in kıyamını söylediler. Ve ondan da anladılar ki cenazeye hürmeten kıyam lazım. Ya, ikinci mezhep sahipleri diyorlar ki, hayır, siz bu rivayeti tam bilmiyorsunuz. Resulullah Efendimiz o Yahudinin cenazesini gördüğü vakit kıyam etmiş ve buyurmuş ki, bunun kokusu beni eziyet verdi. Kafir ölmezden evvel kötü kokar. Öldükten sonra daha fazla kötü kokar. Bunu bilhassa meneviyat sahipleri daha çok bilir, anlar. Evet. Resulullah Efendimiz de onun kötü kokusundan eziyet duymuş, onun için kıyam etmiş. Cenazeye hürmeten öyleyse kıyam yok. Yahudi'ye kıyam etmesi ise onun kötü kokusundan kaçmak için olmuş. فَدَلَّ هَذَا الْحَد۪يسُ bu hadis delalet etti ki عَلَى أَنَّ قِيَامَهُ Resulullah Efendimiz'in kıyamı كَانَ oldu لِمَا bir şey için oldu ki اَذَاهُ Resulullah Efendimiz'e eziyet etti
Rihuha, onun kokusu eziyet etti de kıyam onun için oldu. Ne için kıyam etti? Liyetebaade anhu, o kokudan uzak olsun. Kalktı, uzağa gitti ki koku gelmesin. La li gayri zalik, bunun başkası için değil. Kokusunun eziyeti için kıyam etti, başka bir maksatı değil. Buna cevap vermiş oldu. Yahudinin cenazesinde niçin Resulullah Efendimiz kıyam etmiş, anlaşıldı. Bunun kötü kokusundan eziyet duymuş da onun için kıyam etmiş. Yoksa cenazeye kıyam lazımdır manasına değil. Ve emma ma ruviye, ama o bir hadis ki rivayet olundu. Min kıyamihi sallallahu aleyhi ve sellemin kıyam etmesinden li cenazetin, başka bir cenazeye, başka bir cenazeyi görmüş de kıyam etmiş. İnnemâ kâne, o da oldu li yusalli aleyha, onun üzerine namaz kılmak için oldu. Başka bir rivayete geliyor ki Resulullah Efendimiz bir cenazeyi gördü de kıyam etti. O kıyamı da cenaze geçiyor da onun için kıyam manasını değil. Bir Müslüman ölmüş. Onun cenaze namazını kılacaklar. Resulullah Efendimiz de kalkmış ki geçsin namazını kılsın. Evet. O kıyam da onun için. Peki bunu nakille ispat edebilir misin? Resulullah Efendimiz namaz kılmak için kıyam etti. Yahudinin meselesini nakille ispat etti. Kimden? Hasan-ı Basri'den ve Abdullah ibn Abbas'tan. Bunu da ispat ediyor. Diyor ki haddesena Muhammed ibn Amr. Kale haddesena Abdullah ibn Ümeyr. En Sa'idin, en Katadete, enin Hasan'ı. Hasan-ı Basri'den rivayet eyledi ki ennel Abbas ibn Muttalib. Hazreti Abbas radıyallahu anh ve Hasan ibn Ali radıyallahu anhuma. İmam Hasan radıyallahu anh merret bihima cenazetün. Bir cenaze onların önünden geçti. Fekamel Abbas. Hazreti Abbas kıyam etti. Ve lem yakumil Hasanu radıyallahu anh. Hazreti Hasan kıyam etmedi. Fekalel Abbasu lil Hasan. Hazreti Abbas İmam Hasan'a dedi ki ama alimte, sen bilmedin mi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz merret aleyhi cenazetün, ona bir cenaze mürur etti de fekame kıyam etti. Yani Hazreti Hasan'ın yaptığını hoş görmedi, dedi ki sen bilmedin mi ki Resulullah Efendimiz bir cenaze geçti de ona kıyam etti. Sen bunu bilmiyor musun? Niçin kıyam etmedin diye ona ne derler bizde? Başına baktı. Fekale na'am. Hazreti Hasan dedi ki evet biliyorum. Ve kâle el-Hasanü lil-Abbas. Hazreti Hasan Hazreti Abbas'a dedi ki emma alimte, sen de bilmedin mi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yusalli aleyha, ona namaz kılardı. Yani namaz kılmak için kalktı. Ona kalktı ama ne etti? Kâne yusalli, namaz kıldı. Aleyha, cenazenin üzerine. Sen bunu bilmedin mi? Kâle Hazreti Abbas dedi ki naam, evet biliyorum. Öyleyse demek ki namaz kılacaksan ise kıyam et. Namaz kılmayacaksan ise kıyam etme. Bir cenaze geçti. Bir Müslümin cenazesi. Namaz kılacaksan ise kıyam et, git. Namazını kıl. Yok, namaz kılmış da götürüyorlar. Daha namaz da kılmayacaklar. Kalkmaya lüzum yok. Bundan bu çıktı. Fedelle hadel hadis. Bu hadis delalet etti ki enne kıyame Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kıyamı. Zalik, işte o Müslüman bir cenazenin, bir Müslümin cenazesinin mürurundaki kıyamı. İnnemâ kâne, o kıyam oldu. Liyusalli aleyha, cenazenin üzerine namaz kılmak için oldu. Lâ li'enne min sünnetihâ, yoksa şundan değildir ki cenazenin sünnetindendir en yukâme leha, ona kıyam olunur. Cenazeyi gördünüz mü, ona kıyam etmek sünnettir, bu manaya değil. وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ اَمْرُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in emrinden olan şey, emretmesi, مِنَ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَ, siz cenazeyi gördüğünüz vakitte kıyam edin diye emri var. Bu emrine gelince diyor, وَمِنْ تَرْكِ الْقُعُودِ اِذَتْ تُبِعَتْ Bir de cenazeyle beraber gittiniz mi, cenaze lehde koyuluncaya kadar oturmayın diye emri var. Bu emirlerine gelince evet, hatta tuda o ve lehdevet oluncaya kadar evet kuudi terk edin diye emirleri, fe inne zalik kad kan,
Bunlar evet doğru var idi. Resulullah Efendimiz cenazeyi gördünüz mü, kıyametin ta gözünüzden kayboluncaya kadar oturmayın. Cenazeyle beraber gidersinizse lehte konulmadıkça oturmayın. Bu emirler kadikan var idi. Sonra ne oldu? Sümme nusiha. Sonra bu hükümler neshedildi. Yani bu emirler var idi İslamiyet'in evvelinde fakat sonra Resulullah Efendimiz nehyetti, bu hükümleri neshetti. Neshine delil ister. Öteki taraf muarizler neshine delil ister mi, istemez mi? İster. İmam-ı Tahavi onu da ispat ediyor. Diyor ki haddesena, bize rivayet eyledi. Yunus'u Yunus, kâle ahberen ebn-i vehbi, kâle ahbereni malikun, en Yahya ibn-i Sa'idin, en Vâkid ibn-i Amrin, en Nafi ibn-i Cübeyrin, en Mes'ud ibn-i Hakem, en Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anh. Mes'ud ibn-i Hakem, Hazreti Ali kerramallahu ve şehuden rivayet ediyor ki, kâle, Hazreti Ali buyurdular, kâme Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resûl-i Ekrem Efendimiz kıyam eyledi. Me'al cenazeti bir cenazeyle beraber kıyam etti. Hatta tuğda'a lehle koyuluncaya kadar ayakta durdu Peygamber Efendimiz. Cenazeyle beraber gitmiş, ayakta durmuş. Ta kabre lehle koyuncaya kadar ayakta durmuş. Ve kâmen nâsü me'ahu. Resulullah Efendimiz kıyam ettiğinden cemaatle kıyam ettiler. Hiçbir kimse oturmadı. Ta o cenazeyi lehle koydular. Sümme ka'ade. Fakat Resulullah Efendimiz bu vakadan sonra oturdu. Ba'de zalik bu vakadan sonra ve emarahum ashabına da emretti bil ku'ud oturmakla. Yani bunu evvelce vardı böyle yapardı fakat sonradan bunu nesk etti. Ve Resulullah Efendimiz daha cenaze lehde konulmazdan evvel oturdu ve cemaate de emretti ki siz de oturun. Nesk eden kim oldu? Resulullah Efendimiz oldu. Ve ravi de Hazreti Ali kerramallahu veçe. Bu bir hadisi nesh olduğuna dair rivayet. Haddesena Yunus'u ve Bahr'un. İkincisi de Yunus ve Bahr İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemişler. Kala Yunus ve Bahr dediler ki haddesena ibn-i Vehbi. Kala akbereni Üsamet ibn-i Zeyd-i Leysiyyü. Mehdumi Amr'ın oğlu Vakid. Vakid ibn-i Amr ibn-i Sa'd ibn-i Maz. Hazreti Sa'd'ın torunu oluyor. En Mes'ud ibn el-Hakem el-Zerqiyyü en Ali'yin an-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine tabiinden Mes'ud ibn el-Hakem Hazreti Ali'den rivayet ediyor. Ve Hazreti Ali de an-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi. Mislehu, yukarıki hadis-i şerifin mislini. Yani Resulullah Efendimiz İslamiyet'in iktidasında cenaze lehle koyuluncaya kadar ayakta dururdu ve ashab-ı kiram da beraber ayakta dururdu. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz bu hükmü nesketti. Daha cenaze lehde konulmazdan evvel kendisi otururdu ve cemaate de emrederdi ki oturur. Üçüncü rivayet. Haddesena Yunus'u. Kale ahbereni Enes ibn-i İyad. En Muhammed ibn-i Amr ibn-i Vâkid ibn-i Amr'in. En Nafi ibn-i Cübeyr'in. En Mes'ud ibn-i Hakem. Ennehu kale semi'atu Ali'yen yakul. Hazreti Ali radıyallahu anh Mesud bin Hakem diyor ki işittim derdi. Emerena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz bize emretti bil kıyam ayakta durmakla fil cenazeti cenazede. Cenazede ayakta durmakla emretti. Sümme celese ba'de zalik. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz bu emirden sonra oturdu. Ve emerena bil cülus. Bize de oturmakla emretti. Demek ki evvela lehde koyuluncaya kadar Resulullah Efendimiz ayakta dururdu, cemaat ayakta dururdu. Fakat sonradan bunu neshetti, kendisi de oturdu ve cemaate de emretti ki oturun daha lehde konulmazdan evvel. Dördüncü rivayet, haddesena Fehdun, kâle haddesena ibn Ebi Meryem, kâle ahberena Muhammed ibn Cafer, en Musa ibn Ukbete, en İsmail ibn el-Hakem, İbn Mes'ud Zerqiyyu an abihi qala shahidtu cenazeten bil Irak. Babası İsmail ibn Hakem babası Hakem'den rivayet ediyor ki ben Irak'ta bir cenazeye hadir oldum. Faraeytu ricalen ben adamlar gördüm. Ne oldukları halde kıyamen ayakta oldukları halde adamları gördüm ki yantazirune intizar ediyorlar ki en tu'da cenaze lehte konulsun.
Ayakta duruyorlar ve ona onu bekliyorlar. وَرَيْتُ عَلِيَّ بْنَ اَب۪ي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali'yi de gördüm. يُشِيرُ اِلَيْهِمْ Ayakta duran adamlara işaret ediyor ki اَنْ اَجْلِسُوا işaret ediyor ki oturunuz. فَاِنَّ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Zira Peygamber Efendimiz قَدْ اَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ bize oturmakla emreyledi. بَعْدَ الْقِيَامِ evvela kıyamı emretti fakat sonradan da oturmayı emretti. En eclisu bu kelime kimden? Ravi'den, Mesud İbni Hakem'den diyor ki Hazreti Ali işaret etti. Ondan sonra gelen söz Hazreti Ali'nin sözü. Hazreti Ali ne buyurdular? Fe innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kad emerena bil culus bize oturmakla emretti. Ba'del kıyam, kıyamdan sonra yani evvela İslamiyet'te kıyam var idi. Fakat sonradan cülus ile emretti. Evet, beşinci hadis. Haddesene ibn-i Merzuk'in. Kale haddesene Vehb'in. Kale haddesene Şu'betu. An Muhammed ibn-i Münkedir. An Mes'ud ibn-i Hakem. An Ali ibn-i Ebi Talib'in radıyallahu anhu kale. Evet, yine Hazreti Ali kerramallahu ve çehuden Mes'ud ibn Hakem rivayet ediyor ki kâle Hazreti Ali buyurdular Re'eynâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördük. Kâme kıyam etti. Yani cenazede ayakta durdu. Fekumna biz de ayakta durduk. Ve re'eynâhu yine Resulullah Efendimiz'i gördük. Ka'ade oturdu. Fekâdna oturduk. Yani İslamiyet'in evvelinde kıyam ederdi. Biz de kıyam ederdik. Sonra onun oturduğunu gördük. Ve biz de oturduk. Fakat sebete işte bu hadis-i şeriflerle sabit oldu. Bima zekerna zikreylemiş olduğumuz bu hadislerle sabit oldu ki ennel kıyame lil cenaze cenazeye kıyam kadikan var idi sümme nüsiha sonra nesredildi. Evvelce var idi sonra nesredildi. Fekale kavmun cemaatten bir kavim dediler ki اِنَّمَا نُسِخَ ذَٰلِكِ Bu niçin neskedildi? اِنَّمَا نُسِخَ neskedildi ذَٰلِكِ Bu kıyam meselesi neskedildi. Evvelden ayakta dururdular da sonradan neskedildi, oturdular. Niçin neskedildi? Sebebi ne? لِخِلَافِ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaba muhalefet olsun diye cemaatten bir ismi böyle dediler. Bunun hikmeti bu. Ehli kitap cenazede beraber giderler. Ta lehte koyuluncaya kadar ayakta dururlar. Resulullah Efendimiz bunu öğrenince siz onlara muhalefet edin. Ayakta durmayın, oturun. Onun için oturmayı emretti. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da bu kavim ihticac ettiler. بِمَا حَدَّسَنَا اَبُو بَكْرَةَ Ebu Bekre'nin rivayet eylemiş olduğu hadisle. قَالَ حَدَّسَنَا صَفَّانُ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّسَنَا بِشِيرُ بْنُ رَافِعَ عن عبد الله بن سليمان عن أبيه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت diyor ki Peygamber Efendimiz zikredildi, anıldı. قال Hazreti Übade dedi ki كان النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz oldu. اِذَا اتَّبَعَ جَنَازَةً bir cenazeye ittiba etti mi, o cenazeyle beraber kabre gitti mi, lem yeclis oturmazdı, hatta tuğda'a fil lehdi, lehde koyuluncaya kadar oturmazdı. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kale, arada lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi, ona arz etti, habrun min ehbaril yehud, Yahud ulemasından bir alim geldi Resulullah Efendimiz'e arz etti de fekale dedi ki ya Muhammed hakeza nef'al biz ehli kitapta böyle yaparız dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyle beraber giderdi ve lehde koyuluncaya kadar ayakta dururdu. Yahud ulemasından birisi bunu gördü geldi Peygamber Efendimiz'e arz etti ki ya Muhammed bizim de Tevrat'taki İşimiz böyledir, böyle yaparız. Lehde koyuluncaya kadar oturmayız. Deyince kâle Ebu Katade diyor ki Übâdet-i Ibn-i Samit fecelesen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem
Peygamber Efendimiz oturdu ve kâle buyurdu ki halifuhum, siz Yahudilere muhalefet edin. Demek oturma bundan geldi. Yahudilerin oturduğunu öğrenince siz Yahudilere muhalefet edin, siz oturun. O kıyamı nesfetti, oturmayı emretti. Şimdi bir takım cemaat böyle tevil ettiler. Yani oturmanız, evet, sebebini böyle beyan ettiler ki kıyam neskedildi, oturmakla emrolundu, Yahudilere muhalefet için. وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثِ İmam-ı Tahavi diyor ki bu hadis olmadı. عِنْدَنَا bizim indimizde yedüllü, delalet eder olmadı. عَلَى مَا اُلْ بِشَيْكِ زَهَبُوا اِلَيْهِ buna sahip oldular. Yani kıyamın neshi Yahudi ulemasından, Yahudi ulemasından birisinden öğrendi de Yahudilere muhalefet için oldu. Yok, böyle değildir. İmam-ı Tahavi bunu kabul etmedi. لَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Zira Resul-i Ekrem Efendimiz وَدُرُوْيَ عَنْهُ Resulullah'tan rivayet edildi. مَا bir rivayet ki حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اِبْنِ شِهَابٍ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عُتْبَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلِهِمَا Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kâne yüstilu şe'arehu saçını istal ederdi. Yani böyle bırakırdı. İstal demek böyle uzunluğunda bırakmak demek. Ve kâne müşrikûne müşriklerde oldulardı yüferrikûne rûûsehum baştaki saçlarını tefrik ederdiler ile ortadan ikiye ayırırdılar. Bir kısmı bir tarafa, bir kısmı bir tarafa. Fakat Peygamber Efendimiz zâli tayin bırakırdı. Şimdi Peygamber Efendimiz müşriklerinki gibi yapmadı da müşrikler tefrik ederdi. Resulullah Efendimiz tefrik etmedi, istal etti. Ne için? Ehli kitaba muvafakat olsun için. Ve kâne ehlül kitab, ehli kitab oldu. Yüstilûne rûûsehum başlarındaki saçları istal ederdiler. Sali verirdiler. Resulullah Efendimiz de onun için öyle sali verdi. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Yuhibbu sever oldu. Muvafakat ehlil kitab. Ehli kitaba muvafakati onlar gibi olmayı severdi. Nerede? Fîmâ bir hükümde ki lem yu'mer emrolunmadı. Fîhi o meselede bir şeyin bir şeyle. Allah-u Teala tarafından kendisine mesele hakkında bir hüküm, bir emir, bir vahiy gelmedi mi, ehli kitabın yaptığı gibi yapardı. Şimdi Abdullah ibn Abbas'tan gelen bu rivayet, öyleyse madem Yahud uleması cenazeyi yerine, kabrine koyuncaya kadar ayakta dururdular, Resulullah Efendimiz'in de ayakta durması onun için diye, yani severdi onlara muhalefet için değildi. Ya ne için sonra da cülüs ile emretti? Ha, vehiy geldi de onun için. Yoksa vehiy gelmese ehli kitabın yaptığı gibi yapmayı severdi. Demek ki vehiy geldi ki oturun, onun için oturmayı emretti. Evet. Peki Resulullah Efendimiz bir şey hakkında emir gelmedi mi ehli kitaba muvafakati severdi. Sümme ferraka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem râsehu. Sonra başını tefrik etti. Müşriklerin yaptığı gibi yaptı. Ehli kitabın yaptığı gibi yapmadı. Ne için? Halbuki evvelce ehli kitabın yaptığı gibi yapmayı severdi. Bundan anlaşılıyor ki vahiy geldi. وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ Hazreti Peygamber Efendimiz kendiliğinden bir şey söylemezdi. İlla vahiy ile yapardı. Binaenaleyh cülüsü emretti, vahiyle oldu. Başındaki saçları tefrik etti, o da vahiyle oldu. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْرُ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا سَلَامَةُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ اِبْنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ Bu hadis-i şerifi Muhammed ibn Aziz el-Eyli'de rivayet eyledi. Aziz, Uzeyr, iki rivayet var. فَاَخْبَرَ اَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İşte Abdullah ibn Abbas haber verdi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz كَانَ يَتَّبِعُ اَهْلَ الْكِتَابِ Ehle kitaba ittiba ederdi. Ne vakıta kadar? Yani onların yaptığı gibi yapardı. Hatta yu'mere bi hilafi zalik. Hatta Allahu Teala'dan onun hilafi emredilinceye kadar. Sen böyle yapma denilinceye kadar. Ehli kitabın yaptığı gibi yapardı. Hatta bunun birçok misalları var. Birisi de
Medine'ye geldi, baktı ki Muharrem'in birinden onuna kadar oruç tutuyor Yahudiler. Sordu ki niçin oruç tutuyorsunuz? Onlar saydılar ki işte bu Aşura günü Hazreti Musa denizden necat buldu. Daha birçok peygamberlerin necat günü. Biz bu güne hürmete 10. günü oruç tutarız. Peygamber Efendimiz emretti ki biz daha layıkız bu güne hürmet etmeyi emretti. Aşura günü oruç tutmak, hatta birinden onuna kadar oruç tutmayı Peygamber Efendimiz farz kıldı. Fakat sonradan kütübe aleykümüs siyamü kema kütübe alellezine min kablikum ayet-i kerimesi nazil olunca Ramazan farz edildiği gibi, Ramazan farz olduğu gibi Peygamber Efendimiz dedi ki halas bize Cenab-ı Hak Ramazan oruç tutmayı farz kıldı. Muharrem'in farziyete bakmıştır. İsteyen nafiledir. İsteyen tutar, isteyen tutmaz. Evet. Festehale, öyleyse muhal oldu. En yekune ola. Ma ol bir şey ki ümire bihi, Peygamber Efendimiz emrolundu onunla. Minel gu'ud, gu'uddan fi hadis Übade, Hazreti Übade'nin hadisinde oturmakla emrolunan şey ola huve bi hilaf ehlil kitab. Ehli kitabın hilafını ola kable en yu'mere bi hilafihim fi zalik. Bu mesele hakkında ehli kitaba muhalefetle emrolunmazdan evvel Resulullah Efendimiz onlara benzemeyin diye oturmayı emretmek muhal oldu. Niye? Resulullah Efendimiz emir olmadı mı? Ehli kitaba muhalif değil de muvafık olmayı severdi. Binaenaleyh o kavmin dediği gibi Yahudi ulemasından birisi söyledi de siz bunlara muhalefet edin, oturun. Bu kabul edilmez. Bilakis Peygamber Efendimiz emrolunmayan yerde ehli kitaba muvafık olup onlar gibi yapmayı severdi. لَاَنَّ حُكْمَهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in hükmü en yekûne olmaktır alâ şeriatin nebiyyillezî bir peygamberin şeriatine ki kâne kablehu kendisinden evvel gelmiş geçmiş peygamberin bir peygamberin hükmünde olmasını severdi. Çünkü ehli kitap onların peygamberleri gelmiş, onların yapmış olduğu işler o peygamberlerin emretmiş olduğu hükümlerdir. Onun için Peygamber Efendimiz onlara muvafıkete hareket ederse kendisinden evvel gelmiş geçmiş bir peygamberin hükmüyle amel etmiş oluyor. Onu severdi. Evet. Hatta yahduse lehu, hatta hadis ola kendisine şeriatun, bir şeriat ki tensehu ma tekaddemaha, kendisine tekaddüm eden şeyi nesheder. Başka emri ilahi gelecek de onu neshedecek, o vakıda kadar ehli kitaba muvafık olmayı severdi. Öyleyse muhaldir ki Peygamber Efendimiz hem onlara muvafık olmayı sever, hem de bunlara muhalefet edin diye oturun diye emrede. Bu olmaz. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. Estaizu billah. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ اُلَٰئِكَ şul kimseler. اَلَّذ۪ينَ şul bir kimseler ki هَدَى اللّٰهُ Cenab-ı Hak sırat-ı müstakime sevk etti, hidayet etti. İşte bunlar tebihüdâhum, onların gitmiş olduğu o doğru yola iktedih, sen de iktida et. Peygamber Efendimiz emrediyor ki senden evvel gelmiş geçmiş peygamberleri Cenab-ı Hak doğru yola gönderdi. İşte onların gitmiş olduğu o doğru yola sen de o doğru yola git. وَلَاكِنَّهُ terk. Lakin Peygamber Efendimiz terk etti. Zalik bu kıyami. Kıyamı terk etti. İndana bizim indimizde vallahu alem. Hine ahdasallahu lehu, Allahu Teala ihdas ettiği vakitte, emretmiş olduğu vakitte şeriaten bir şeriatı fizalik bu mesele hakkında. Cenab-ı Hak ihdas etti yani emretti. Vahu o da nedir? İhdas etmiş olduğu el gu'udu oturmaktır. Evet. Bineshi ma kablaha, ma kablin neshiyle, ma kablindeki kıyam-ı neshiyle oturmakla Cenab-ı Hak emretti. Bu Hazreti Peygamber'in şeriatinde Cenab-ı Hakk'ın ihdası oldu. Peygamber Efendimiz bunun için terk etti. Vahve o da nedir? O yeni gelen ihdas ettiği şeriatta nesk edilen el kıyam-ı kıyamdır. Nesk edilen ne oldu? Kıyam. Emredilen, ihdas edilen nedir? Tu'ud. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَثَبُ Bu mezhep rivayet edildi. اَنْ عَلِيِّ اِبْنِ اَب۪ي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ Hazreti Ali'den de bu mezhep rivayet edildi ki onun mezhebi de bu. Evet, nekli de şu.
حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن سخبرة قال كنا قعودا مع علي بن أبي طالب. İbn Ebi Sakhbere diyor ki biz Hazreti Ali ile oturuyorduk. Radiyallahu anh. Nentaziru cenazeten. Bir cenazeyi bekliyorduk. Femurre bi cenazetin uhra. Başka bir cenaze geldi. Fekumna biz kıyam ettik. Fekal Hazreti Ali buyurdu ki ma hazel kıyam. Bu kıyam nedir? Niçin kalktınız diye. Onlara sordu. Fekultu İbn Sakhbere diyor ki ben dedim ki ma ne şeydir? Te'tuna bize getirirsiniz. Bihi ani. Ya ashab-ı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Peygamber'in ashabı bize getirdiğiniz şey nedir? Yani kalkalım mı? Cenazeyi gördüğümüz gibi kıyam edelim mi? Etmeyelim mi? Bize söyleyin. Bilmiyoruz yani. Öğrenmek istiyor. O vakitte kâle Ebu Musa. Ebu Musa el-Eş'ari dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu. اِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةَ مُسْلِمِينَ Bir Müslümin cenazesini gördüğünüz vakitte ev Yahudiyin, ev Nesraniyin yahut Yahudi, yahut da Nesrani olan bir cenazeyi gördüğünüz vakitte فَقُومُوا siz kıyam ediniz. فَاِنَّكُمْ siz لَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ o cenaze için kıyam etmiyorsunuz. اِنَّمَا تَقُومُونَ siz kıyam ediyorsunuz. Limen bir kimseler için ki me'aha cenaze ile beraber orucudur. Onlar da kimden? Minel melaiketi meleklerden. O cenazeye kalktığınızda siz o cenazeye kıyam etmiyorsunuz. O cenaze ile beraber melekler var. Müslüman ise rahmet melekleri var. Kafir ise azap melekleri var. Siz o melekler için kıyam ediyorsunuz. Şimdi İbn-i Sakhbere'nin bu hadisesinde, bu rivayetinde Hazreti Ali onları kıyam edince teaccüb etti, sordu yani niçin kıyam ettiniz? Onlar da şaşırdılar, meseleyi bilmiyorlar. Ey Peygamber Efendimizin ashabı siz getirmiş olduğunuz hüküm nedir? Bize beyan edin. Deyince Hazreti Ali'den evvel kim beyanda bulundu? Ebu Musa el-Eş'ari. O da neyi beyan etti? Yani cenazeyi gördüğünüzde kıyam edin. İster Müslim olsun, ister Yahudi, ister Nesrani olsun. Tabi Yahudi Nesrani olursa niçin kıyam edelim? Bir suali mukaddere oluyor. Onun cevabını da veriyor ki, Resulullah Efendimiz sizin kıyamınız o kafir için değil de onun cenazesinde olan melekler için. Bunu böyle söyledi. فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ondan sonra Hazreti Ali dedi ki onun peşine اِنَّمَا سَنَعَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهُ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bunu işledi. Cenaze bir Yahudi cenazesini gördü de kıyam etti. Bunu işledi. Merreten vahide. Bir kere işledi. Resulullah Efendimiz bir kere bunu işlemiş. Kâne yeteşebbehu be ehlil kitabı fişşeyi. Herhangi bir meselede ehli kitaba teşebbüh benzemek isterdi Peygamber Efendimiz. Kendisine bir mesele hakkında vehi gelmediyse ehli kitabın yaptığı gibi yapardı. Ona benzemeyi severdi. Feizâ nuhiye anhu ondan nehyedildiği vakitte bunu yapma diye Allah-u Teala'dan emir geldi mi? Terekehu, onu terk ederdi. Yani Resulullah Efendimiz bunu bir defa yaptı. Fakat sonradan nehyedildi ve bir daha kıyam etmedi. Öyleyse Hazreti Ali haber verdi. Neyi? فَاَخْبَرَ عَلِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste haber verdi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا كَانَ قَامَ مَرَّةً fi bed'i emrihi İslamiyet'in evvelinde bir kere bir Yahudi'ye kıyam etti. Alet teşebbühü minhu be ehlil kitab. Ehli kitaba teşebbüh için yani onların yapmış olduğu hüküm bir nebinin hükmüdür de ona benzemek için. Ve alel iktidai bir de iktida etsin diye. Bimen bir kimseye ki kâne kablehu minel enbiya. Kendisinden evvel olan bir peygamberi iktida için. Çünkü kendisine yeni bir emir gelmemiş. Evvelki bir peygamberin yolundan gitmek için. Bunu yaptı. Hatta ahdesallahu teala lehu hilafe zalik. Hatta Allahu Teala onun hilafına bir emir ihdas etti. Ve huve de nedir? El-ku'ud oturmaktır. Sonra Allahu Teala dedi ki hayır oturun. O vakitte terk etti. Fesebete bizalik bununla sabit oldu. Ma sarafna maul bir hüküm ki sarafna ileyhi biz onu sarf ettik. Veçi hadis-i ubade. Ubade'nin hadisinin
veçini yani yolunu o tarafa sabitip bununla sabit oldu. وَقَدْ حَدَّسَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْإِسْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّسَنَا شَرِيكٌ اَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي زُرَعٍ اَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ تَزَاكَرْنَا الْقِيَارِ اِلَى الْجَنَازَةِ Zeyd ibn Vehb diyor ki biz cenazeye kıyam etmeyi aramızda müzakere eyledik. وَعِنْدَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali radıyallahu anh da bizim yanımızdaydı. Onun huzurunda bu meseleyi mübahase eyledik. فَقَالَ أَبُوْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ashab-ı kiramdan Ebu Mes'ud dediler ki قَدْ كُنَّا نَقُومُ Biz cenazeye kıyam edelim dedi. فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki ذَٰلِكَ وَاَنْتُمْ يَهُودٌ ذَٰلِكَ O kıyam evet var idi وَاَنْتُمْ يَهُودٌ Siz de o vakitte Yahud şeriatı üzerine idiniz. Ne demek? فَمَانَ هَذَا Bunun manası اَنَّهُمْ Ashab-ı kiram كَانُوا يَقُومُونَ Cenazeye kıyam ederdiler عَلَى شَرِعَتِهِمْ Yahudilerin şeriatı üzerine. Yani İslamiyet'te yeni bir emir nehi yoksa geçmiş peygamberlerin yolundan giderdiler. Bu vakitte Yahudilerin şeriatinde cenazeye kıyam var ki Resulullah Efendimiz de onun için kıyamı emretti ve kendileri de kıyam buyurdular. İşte Hazreti Ali'nin dediği ki bu. Siz o vakitte Yahudi şeriatı üzerine emel ediyor idiniz. Kendisi de beraber ya. ثُمَّ نُسْخَ ذَٰلِكَ Sonra bu neskedildi. بِشَرِعَةِ الْاِسْلَامِ İslam şeriatiyle fihi cenazeye kıyam meselesinde. İslam şeriatı geldi. Kıyamı nehyetti. Şimdi bu emrin neskini biz hadisten bilmiyoruz, anlayamıyoruz. Yalnız Hazreti Ali'nin rivayetinden anlıyoruz. Çünkü onlar Resulullah Efendimiz'den bizzat aldıklarından onlar biliyorlar. Hazreti Ali ne diyor? Evet var idi. Yahudi şeriat üzerine emel ediyorduk. Fakat bu neskedildi. Şimdi Hazreti Übade yukarıda bir hadisi şerifi geçmişti ya birinci hadiste ki Peygamber Efendimiz siz cenazeyi gördüğünüz vakitte kıyam ediniz buyurmuştu. Bu var idi diyor. Evet fakat neskedildi. Neskeni de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayetiyle ispat ediyor. Fakat sebete bima vasafna. Bizim vasfettiğimizde sabit oldu ki fi hadel bab bu babda eyda evet yukarıda zikrettiğimiz gibi neskuma şöyle bir şeyin nesli ki رَوَيْنَاهُ فِي اَوَّلْهِ Bu bahsin evvelinde rivayet ettik. Bahsin evvelinde rivayet ettik ki cenazeyi gördüğünüz vakitte kıyam edin. Bunu biz diyor zikrettik ve vasfettik fakat bu neskedildi. Ne ile? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayetiyle. O da neden bizim zikrettiğimiz مِنَ الْآثَارِ eserlerden, rivayetlerden an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetlerden fil kıyam il cenazeti cenazeye kıyam hakkında Resulullah Efendimiz'den gelen eserler neskedildi. Ne ile? Bil atharilleti şol bir rivayetlerle ki raveynâhı onları rivayet eyledik ba'de zâlik ondan sonra. Evvela onları zikrettik. O ahkamın var olduğunu İslamiyet'in evvelinde var idi. Sonradan başka rivayetler getirdik. Onun nesk olduğunu ispat ettik. وَقَدْ حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّسَنِ اَنَسُ بْنِ عِيَادٍ اَنْ اُنَيْسِ بْنِ اَب۪ي يَحْيَا قَالَ سِمِعَتُ اَب۪ي Ben babam işittim, yakulu buyururdu ki كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer oldu ve ashab-ı nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ashab-ı kiramı oldular. Yeclisûne oturur oldular. قَبْلَ اَنْ تُوْدَعَ الْجَنَازَةُ Cenaze lehde koyulmazdan evvel oturur oldular. Yani cenazeyi götürdüler mi? Daha cenaze lehde konulmadan otururdular. Evvelce ayakta dururlarmış. Sonradan neskedilmiş ayakta durmak oturmuşlar. Fahâze ibn-i Ömer radıyallahu anh işte Abdullah ibn-i Ömer قَدْ كَانَ يَفْعَلُ هَذَا Bunu işlerdi. Yani otururdu cenaze lehde konulmasından evvel
ve kad rava en Amir ibn Rabia. Halbuki Abdullah ibn Ömer'in kendisi Amir ibn Rabia'den rivayet eyledi. O da kimden? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Neyi rivayet eyledi? Hilafe zalik. Oturmanın hilafini. Oturmanın hilafine ayakta durmak. Cenaze lehde konuluncaya kadar ayakta durmayı rivayet eden kim idi? Abdullah ibn Ömer. Amir ibn Rabia'den rivayet eyledi. O da Resulullah Efendimiz'de. O rivayet eyledi ki halde kendisi son zamanlar ne yapardı? Oturur idi. Öyleyse rivayet ettikiyle amel etmedi, oturduğun için amel etmedi rivayet ettikiyle nesk olduğunda, mensuh olduğunda. Fedelle delalet etti, terkuhu Abdullah ibn Ömer'in terk ettiği, lizalik buni ila ma kâne yefal işlediğine, yani ayakta durmayı terk ettiğine, işlediği oturmak, oturmaya terk etti. Ne üzerine terk etti? Alâ sübûti neskin, neskin sübûti üzerine. Ayakta durmak nesk edildi. Onun için Abdullah ibn Ömer oturdu. فَاَحْدَسَهُ بُنِ اِحْدَاسَ اَيْلَدِ Ayakta durmayı ihdâs eyledi kim? Amirü ibn-i Rabi'ye. Amirü ibn-i Rabi'ye ihdâs eyledi. Yani bu nesk olduğu halde Amirü ibn-i Rabi'ye sonradan geldi, hayır kıyam vardır dedi. Halbuki nesk edilmiş. Nesk edilmiş bir hükmü kim ihdâs eyledi? Amirü ibn-i Rabi'ye. Niçin ihdâs eyledi? Nesk olunduğunu bilmedi de onun için bunu rivayet eyledi ki Resulullah Efendimiz cenazeyi gördüğünüzde kalkın ve o kebre konulmadıkça oturmayı, bunu rivayet eyledi. Bu ki rivayet etmeyecekti çünkü nesk edilmişti. Sebebi neskini bilmediğinde. Ne biliyorsun? Sahabe olsun da neskini bilmesin. Ene Medine'tül ilmi ve aliyyum babuha olan Hazreti Ali radıyallahu anh nesk ettiğini söylüyor. Amir ibn-i Rabia'nın ilmi o derece olmaz ki, demek nesk edildiğini bilmemiş, Hazreti Ali bilmiş. Haddesena Yunus'u eyda, kâle akberen ibn-i Vehbi, kâle akbereni Amr ibn-i Haris, enne Abdurrahman ibn-i Kasim, haddesehu, Abdurrahman ibn-i Kasim rivayet eyledik, enne Kasim'e, Kasim, babası Kasim ki, Hazreti Ebu Bekir'in torunu, Kasim ibn-i Muhammed ibn-i Ebi Bekir. Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed, onun oğlu da Kasim. Bu Kasim Medine'de 7 meşhur fakihin birisidir. Bir asırda 7 alim içtima eylemişler ki 7'den birisi de Kasim ibn Muhammed'dir. Kâne yeclisu, Kasim ibn Muhammed otururdu. قَبْلَ اَنْ تُوْدَعَ الْجَنَازَةُ الْجَنَازَةَ لَهْتَ قُوِلْمَزْلَ evvel otururdu, ayakta durmazdı. وَلَا يَقُومُ لَهَا cenaze gelip geçtiği vakitte de kıyam etmezdi. وَيُخْبِرْ وَنَا عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe'den de haber verirdi ki Hazreti Ayşe nesi oluyor kendisinin? Babasının kız kardeşi değil mi? Babası Muhammed'in Hazreti Ayşe bacı kardeş değil mi? Nesi olur? Türkçe hala derler. Hala tersine derler. Amme. Ammesi. Türkçe hala diyorlar. Yani. İşte yanlış o. Sen sağlamını öyle. Ammesi. 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 Bibisi. Teyze yok, teyze anasının bacısına teyze derler, o da yanlış. Teyze anasının bacısına teyze derler. Babasının bacısına bibi derler. Bibi Arapçası da anne. Sahihi bu. Enneha Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kalet buyurdular ki kâne ehlül cahiliye cahiliyet halki yekûmûne leha cenazeye kıyam ederdiler. Hazreti Ayşe cahiliyetin adetlerini görmüş de diyor ki cahiliyette cenazeyi gördüler mi? Cenaze için kıyam ederdiler. Ne vakit? اِذَا رَأَوْهَا cenazeyi gördüler mi? Ayağı kalkardılar. Cahiliyet devrinde وَيَقُولُونَ derdiler ki de değilsin, artık ehlinden ayrıldın, gidiyorsun kıyam ederler. Bir bu manaya gelir. Bir de مَا مَا اِتَعَجُبِيَ olur. فِي اَهْلِكَ مَا اَنْتَ sen kendi ehlinde ne acip bir adamıdır. Yani çok iyi adamıdır. Mâ-i teaccübiyi alınırsa sen ne ehlinde yani ne büyük adamıdın manası çıkar. Fakat burada bana gelen mana mâ-i nafi olması daha yakın. Fakat bunu ayrıca bir hangi kitaplarda bulunursa bunu hakikaten bir manasını bulmak lazım. Teaccüb daha şey değil mi? Bilmiyorum şimdi bu aklımdan ben o kadar. Yok teaccüb değil. Neye takaddüm etmiş ki? Fi zarftır. Zarf tekaddüm eder. Zarf daima
tekaddüm eder. Onun için öyle ben anladım. Siz bunu başka bir şeyde bulabilirsiniz ise, başka hadis kitaplarında bir bakın, şeyde bulunur bu. Bu bir kitap var ki hani bütün hadis kelimelerini teker teker müacemde bulunur. Orada fi ehlike bunu bulursunuz. Hangi kitaplarda nerede zikretmiş onu o bulunur. Ona bir bakın da yani Sünen'de hangi kitapta rivayet edilmiş, hangi babda o orada gösterir. Oradan bakalım da halledelim. Kimde var mı hocam? Var. Ona bir bak. O ya fi ehlike'den bulursan yahut da ma'anteden. Evet. Hadisin asıl hadis kitapları olursa onların şerhleri var. Şerhleri uzun uza diye bahseder. Bunun şerhi maalesef ne Türkler basmış ne Araplar basmış. İstanbul kütüphanelerde çürümeye mahkum öyle duruyor. Hala da duruyor. Şerhi var mısın? İki şerhi var İstanbul'da. Bedreddin Ayni bunu iki defa şerh etmiş. Şerhleri mevcut İstanbul'da fakat himmet sahibi yok. Sinemalar yaptırırlar, binalar yaptırırlar. Bu kitabı bastırıp alem-i İslam'a hayır etmezler. Hem para kazanacak, hem alem-i İslam'a hayır edecek yapmazlar. Ya bakarlar ki milyonlarla sarf edilecek bir kitap olsun da, o ne de yalan yanlış basarlar, piyasaya sürer, para kazanırlar. Mesela sarf cümlesi basmışlar, nehv cümlesi basmışlar. Halbuki onların ne kıymetlileri var, ne güzelleri var. Lâlet-tayin kitapçı en adi yanlış bir nüshayı bulmuş, onu basmış binlerce. Sürüyor. Baskısı da yüzüne gözüne bulaşmış. Halbuki o sarf nehv cümlelerin hocaların elinden çıkmış, fasih edilmiş, kayıtlar var. Onlar İstanbul'da bulunur. Onu bulup da onu basmamış. Lâlet-tayin basılmış bir kitabı almış, yanlışlarını da tasih etmemiş. Onu basıp basıp milletin canını okuturlar işte. Yani ehli ilmin elinde değil kitapçılar. Kitapçıların kendileri cahil, paradan başka bir şey düşünmez. Peki bak, bunu kim bastı şimdi? Beyrut Ermenileri basıyor, Müslümanlar okuyor. Bir Ermeni kadar Müslümanların himmeti yok. Ermeni para için sevmediği bir dini, boğazaya davet ettiği dinin kitaplarını basıyor, Müslümanlar ondan istifade ediyor. İstanbul'daki adamlar apartman almakla, sinema yapmakla, düğün ziyafeti çekip 100 bin, 200 bin lira para sarf etmekle onunla iftihar ederler. 2-3 adam birleşse, bir şirket kursalar, sönmez, dünyaları... Sönmez yapar efendim. Sönmez yapmaz. Sönmez'in idaresi kendi elinde değil, takım yapmaktan başka bir şey de beceremez. Bir Kur'an bastırdılar, ağzına gözüne bulaştırdılar. Ya böyle mi Kur'an bastırır? Bağdat'ta bak bir müshaf bastırdılar, dünyada tek. Koskoca Sönmez niye yaptırmadı bunu? Almanya'ya götürdü, bastırdılar, öyle bir baskı daha basılmadı. Emir Rüşdi Efendi'nin baskısı. Neden? Çok para kazanalım. Mesele bu. Yani dediğim bu. Şimdi bu kitabın şerhi basıldığı yok. 1400 seneden beri duruyor. Bunun nüshası da yalnız İstanbul'da var. İki tane. Nerede kütüphane? Var var. Belli var onların. Onların şeyi var ya, geçen sene geldi İstanbul'dan bir imam var şeyde, Haseki'de imam. O tez yaptı. O bana haber verdi. Laleli'de var, bilmem birkaç yerde var. Hatta nüshalar da müteaddit. Hepsini o tez yapıyor da o tezinde yazmış. Karadut miydi? Neydi onun adı? Ahmet Karadut. Bildin mi onu? Haseki'nin imamı. Evet, evet. Geçen sene hacca gelmişti. Ustazım kim yapıyor? Bedrettin dediniz. Bedrettin Ayni meşhur Bukhari'yi şerh eden var ya. Bukhari'nin şarihi var ya. Evet. Bedrettin Ayni o şerh etmiş. İki şerhi var. Birisi mufassal, birisi muhtasar. Evet, şimdi elimizde olsa kolayca hallederiz. Burada acaba neymiş ama ben düşündüm, taşındım, müracaat ettim. Ya ma-i teaccübiyi olacak, yani sen ehlinde çok acip bir adamıdın. Fi ehlike ma ente. Ma ente teaccüb. Yahut da nafiye olur. Fi ehlike ma ente. Sen ehlinde değilsin şimdi. Artık hakikatini iyice bilmiyorum. Fakat o da mühim değil. Yani cahiliyette fi ehlike ma ente derdiler ama manası ne olursa olsun. Maksat, cahiliyette cenazeyi gördüler mi kıyam ederdiler. Var imiş o. Sonradan terk edilmiş. Esas hüküm itibariyle bu var. Fahadi Ayşe tüste. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a tünkirul kıyame, kıyamı inkar ediyor daha cenazeyi aslan kökünde. Yani İslamiyette hiç yoktur diyor. Hiç yoktur diyor. Cahiliyetten kalmadır. Halbuki
diğer hadislerde var ki Resulullah Efendimiz kıyamet değil. Hazreti Ayşe bilmez. Resulullah Efendimiz cenazeyi götürdü kıyamette. Hazreti Ayşe beraber değildi ki Resulullah Efendimiz'in kıyamını görsün. Yahut da Resulullah Efendimiz de Rüfa'nın şeyin yukarıda geliyor ya, hangi Amir İbn-i Rebiya'nın hadisinde buyurduğu vakitte siz cenazeyi gördünüz mü kıyam edin Hazreti Ayşe? Orada değildi, duymayabilir. İlla Hazreti Ayşe bütün hadisleri toplamış değil ki, olabilir. Onun için kökünden inkar ettiriyor. Ve tuhbiru, Hazreti Ayşe haber veriyor ki enne zâlike kâne min ef'al ehlil cahiliye, cahiliyet ef'alından idi. Olabilir, cahiliyet ef'alından idi. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler yapıyordu da o da onun için yaptı değil. Baktı ki Yahudiler yapıyor, ha öyleyse bizden evvelki bir peygamberin şeriatında varmış, biz de bunu yapalım dedi ve bunu yaptı ta ki kendisi nehyedildi. Nehyedildikten sonra neshedildi, daha bir daha kıyam edilmedi. Ve kâne Ebu Halifete ve Ebu Yusuf'e ve Muhammedun rahimehumullahu teâlâ bu üç imam oldular. Yezhebûne sahip olur, giderdiler fî kulli mâ zekerna zikrettiğimiz bu meselelerde fî hâzel bâb bu cenazeye kıyam meselesinde neye sahip olurdular? İlâ mâ ol bir şeye ki kad beyyennâ biz beyan ettik neyi neshahû neshini beyan ettiğimiz mesele sahip olurdular. Onlar da derdiler ki evet bu mesele var idi fakat neshedildi. Bu üç imamın mezhebi de budur. Ne için? Lima kad halefehu. Neshi neye? Lima bir şeye ki kad halefehu neshe muhalif oldu. Yani kıyam var idi. Kıyam neshedildi. Buna sahip oldular. Ve bihi nehuz. Biz de bunu alırız. Yani burada İmam-ı Tahavi ve bihi nehuz demesi bu üç imamın fikri benim fikrime uygun oldu. Çünkü İmam-ı Tahavi mezhep içinde müştehittir. Bazı yerde oluyor ki, diyor ki evet İmam-ı Ebu Hanife böyle dedi, İmam-ı Ebu Yusuf de böyle dedi ama fakat ben şöyle görüyorum diyor. Bazı yerlerde ayrılıyor. Yani burada diyor ki hayır ben de onlarla beraberim. Tahavi de beraber. Tahavi de beraber. Allah hepsinden razı olsun. Amin. İşte elma hizmet belli olur. Yalnız alemde İmam-ı Tahavi ve teki mezheplerin de mesela her meseledeki mezhebi alıyor ya, orada da o evvelki mezhebe sahip olan Şafii, Maliki, Hanbeli onları da zikretseydi daha çok güzel olurdu. Belki şerhinde Bedreddin Eyni muhakkak onlara temas etmiştir. Fakat kendisi onu metinde alsaydı ki وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيِّ يَخُدْ مَالِكِ çok güzel olurdu ama olmamış işte.